Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima sevgili canım kardeşlerim. Sorduğunuz soruya... E iktidarın dairesinde ifade etmek istiyorum. İfade edeyim. El arifu tefveyl işara arife işaret yetiyor. Zaten Risale-i Nur talebesisiniz. Önce tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin e, hayırlı işlerimizde. Çünkü bu zamanda gene Risale'de geçiyor. Kendisiyle meşgul ettirmek yani hakikatla meşgul olmak bir ihsani çok büyük büyük bir ihsan-ı ilahidir diyor ustadımız. Malum o cihetle çok şükür ki e, bizi hakikatla kendisiyle meşgul ettirmiş, hamdolsun, hayatın bir gayesi yaptırmış, ölünceye kadar bit bitmeyecek bir esere muhatap olmuşuz. Ne kadar şükretse kamdetsek azdır. Şimdi enaniyet e, mahluk mudur değil midir? Bu mevzu. Bu mevzudan önce bir şey ifade etmek istiyorum, yani bir yöntemleri ifade etmek istiyorum. Kuranda mana mertebeleri olduğu gibi onları aralama, ortaya çıkarma yöntemi olduğu gibi Kur'an'ın bu asırdaki mana ve dirayet tefsiri olan mücedidlik vazifesini yapan Risale-i Nur'un tabirlerinde de aynı manaların üstlerini açmak yöntemi vardır. Bunu işaret edeceğiz 7 muhakemat Kastamonu layıkasında aseten 24. sözde 10 tane asılla hadis ve ayet tefsir yöntemlerini İzah ettiği malumdur. Yani Kur'an'ın mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. 286 şualarda var ya mevzu. Her asırda efradı bulunur. Aynı kanun çok şükür Risale-i Nur'umuzda da vardır. O zaman üzerindeki yani birbirine bindirilmiş manaları nasıl aralayacağız? Şöyle bir çalışma yapılıyor bir yöntem. Kastamonu laykasında birkaç yerde söylüyor. Mesela 54. sayfa 56'da söylüyor. Merak edilen mevzular külliyatta hiçbir paragrafı istisna yapmadan toplama yapılıyor. Bu toplama mesela ben şimdi his toplaması yapmışım. Bir seneden beri buna çalışıyorum. Hiçbirisini istisna etmeden bütün paragrafları bir araya getirdim. Başı okurken en son okuyacağımı bilmiyor. O zaman Baştan hepsini bir okudum. Okudum. Bu bütünsel biraz bütünsellik kazandım. Bu en son okuduğum paragrafla ilk paragrafa da baktırmak adına bir daha okuyorum. İlk okurken son paragrafı bilmiyordum. Son paragrafı okurken ilk paragrafı bilmiyordum. O eksikliği giderilsin diye yapılan toplamayı kendim başıma okumak buna Mutala deniliyor. Kendi kendine tetebu tetebuat yapılıyor. Sonra bu işin ehli olanlar ki çok şükür Allah hamdolsun 17-20'ye kadar bizim enfusi arkadaşlarımız var. Onlarla bir araya geliyoruz haftada bir gün. En az buçuk ,5, 5 saat arasında ders yapıyoruz. Her haftanın bir günü, pazar günü yapıyoruz. Bu 10 seneyi geçti. Bu ortaya çıkan tabirlerin suretleri, kanuniyetleri, hakikatları, mahiyetleri enfusi lugat diye bir araya getiriyoruz. Yakında inşallah enfusi lugat diye çıkacaktır. Onu da beray malumat vereyim. Yani bu toplamayı ehilleri herkes tek tek okuyor. Buna mutala deniliyor. Kendi başına tetebuat ediyor. Sonra beraber olduğu zaman ehilleriyle bu işin uzmanlarıyla yapılana da muzakere yapılıyor. Buna muzakere deniliyor. Ee, bu ortaya çıkan manalar artık beşeri değildir. Külliyatın manasıdır ki 27. sözde şöyle geçiyor. İmam Azam radıyallahu anh veya İmam-ı Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel vs. imamların iştihatları 27. sözde diyor ki İçtihada, içtihadat-ı şer'iye dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden Semavi Semavidirler. Nasıl olur İmam Azam'ın Kur'an'dan çıkarttığı mana nasıl semavi olur ki? Yani beşeridir İşte bu, bu şu, zat anladı. Ustad da diyor ki manalar birbirine bindirilmiş. Dolayısıyla o birbir üstüne bindirilen manalar bu zat bir yöntemle Kur'an'daki nihayetsiz mana mertebeleri var her asırda. Her tabakaya hitap eden yönleri var. Onları ortaya çıkartmak e, müştehidin işidir. Ama çıkan mana beşeri değildir. Manayı mesturesini diyor usta. Ahkamu mu mesturesini isar ettiğinden semavidirler. Allah'a aittir o mana. Celle celaluhu Kur'an'a aittir. Peki müştehit ne yaptı bunu? yöntemle üstünü açtı. Mesela çiftçi çekirdeğin içini açtı. Yani ekti toprağı Çiftçi mi halk etti tövbe? Hayır. İşte şualar 268'de diyor ki her bir ayetin mutadit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur diyor usta. 268'de her asırda efradı bulunur. Mana mertebelerini açmak ki sözlerde 37. sayfada Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et diyor. Zaten barlada da var yani, ee, biz diyor malum şeyleri nakille değiliz, ee, istihraç-ı esrar ile meşgulüz diyor. Böyle bir yöntem. Peki böyle bir karşımızda bir hakikat var, mana okyanusu. Biz de bu külliyata acaba bu nasıl bir yöntemle yazılmış, nasıl bir kural var burada? Yani nasıl ki fi fizik, kimya, tıp dahi her şey mahluktur, dışsaldır, nefsül emridir yani vücutları var. Ama vücudu olmayan her şey de ona bina edilen matematik. Ekstra Bing Bang'da de, de kainatın ilk patlaması diyor. Sıfır mekan, sıfır hacim, sıfır kütle. Yani bakın hiçbir şey yokken matematik hale var. Her şey ona bina ediliyor. Matematiğin vücudu yok. Sıfır gibi yani. Berzahtır. İşte matematik hale var. Varlık yokken. Ee, Risale-i Nur'da böyle bu hakikat, umman hakikatı hangi yöntemlerle ifade edilmiş ona ne kadar yakın olursak mana o kadar bize tebaruz edecektir ki bunu dördüncü şu anın başında söylüyor. Bana ne kadar yakın olursan diyor da işte, o kadar mana sende ortaya Temessül edecektir diyor. Biz de Risale-i Nur'da mana ve hakikat keşfinde yöntemini yani direkt ene enaneti girebilirdim ama bunlar bilinmesi lazım. Şimdi birkaç tane yöntem nasıl çıktı diye onu göstereceğim. Ee, Risale-i Nur'da da mana ve hakikat e, keşfinde yöntemini yine kendi içinde ustad yine Risale'nin içerisine e, geliştirilmiş yöntem lazım. Mesela o yöntemler ustad kendisi geliştirmiş. Külliyatın izahı yine külliyat iledir. Lugat bile değildir. Lugat bile kısırlaştırıyor. Hatta Risale-i Nur'un bazı manalarının kapanmasına vesile oluyor. Lugat lugat. Mesela misal vereyim hatırıma geldi şu anda. Sade tarihçi söylüyorum. İlleti tame lugatta açın lugatı bakın. İlleti tame dörttür. İlleyi failiye, ille-i gaye, ille-i madde, ille-i Yani bir şeyin yaratılması için illeti i tamir, tam sebep lazım. Failin olması, gayesi olması, gayesinin sureti ve maddesi olması. Dörttür. Ama Risale-i Nur'da illeti i tam üçtür. Luzum, zarret, e, vücub, ilim, irade, kudret yani. Nerede söylüyor? 467 sözlerde söylüyor. İllet-i tam üçtür külliyatta. Her fen kendi lisanıyla doğar. Sen şimdi fiziğe diyebilir misin ki fizikteki o atom tabirini ben tercüme ediyorum E, e diyelim atomun tercümesi nedir? Hatırıma geleni söylüyorum minnacık minnacık demeyle atom ifade edilmiş olur mu? Olmaz o zaman fizik ilmini yapmak istiyorsan o fenin ilmine vakıf olacaksın. Her fen kendi lisanıyla doğar çözelti kimyaya aittir. Türkçesi yok böyle. Risale-i da illeti i tamme külliyatta üçtür, lugatta 4'tür Bak senelerce kapatmış bu manayı. 467. Luzum, zarret, vücub, ilim, irade, kudret diyor. İşte ıslat 30 senelik ömrümde şey 40 senelik ömrü 30 senelik tahsilimde diyor. Malum Estevide de söylüyor. Yöntem, yöntem bulmuş. Basit gibi değil. Hani Çinlerin bir atasözü var ya balık vermek değil de balık tutma yöntemini öğretmek. Mesela onlardan bir tanesi, birkaç tanesini sayayım ben. Kül cüz. Külli cüzi. Yani bunlar böyle. Lugatta bakarsak aynı. Oysa bunu lugata baktığımız zaman kül cüz, külli cüzi lugatta hep aynı. Oysa ben çalışmam neticesinde kül cüz somut şeylerde kullanılıyor. Örneğin karaciğer cüzdür böbrek cüzdür, mide cüzdür. Bütün nedir? Vücut küldür. Bu ee, somut şeylerde, maddi şeylerde kullanılıyor külliyatta. Bir de külli i çekiyor, takkesi var, noktası yok, cüzi var. Mesela tırnağın hücresinde DNA var, gözün organındaki hücrede DNA var. Yani vücuda, vücutta hatırladığım kadarıyla 200 trilyonu aşkın Hücre varmış. Her bir hücre orada işlevi olmakla beraber bütünsel bir yazılıma sahip. Her bir hücredeki benim DNA'nın olması cüz'idir. Bunların bütünselliği külliydir. Bu da külli ve cüz'i soyut kavramlarda kullanılıyor. Başka bir tane de örnek vereyim. Sikke, hatem mühür ve tura var. Ya baktığımız zaman hep Allah'ın varlığı gibi. E, Te vahdet, vahdaniyet, vahidiyet. Bunlar da hep karıştırılan tabirdir. Mesela tevhid Allah'ın zatının birliği zannediliyor. Tevhid. E, oysa sistemin arkasındaki birliktir, birlik. Mesela neyse sikke Evel ismine bakıyor. Sikke tabirini görürsek her ağacın kökündeki çekirdeğe deniliyor. Sikke evel ismine bakar. Hatem ismini görürsek ikinci şu anda bu malum anlatıyor. Ahir ismine hemen pergeli Hatem Risale-i Nur'da Hatem kelimesi görürsen pergelini ağacın meyvesine elini koy. Ahir ismine bakıyor. Mühür ise zahir ismine bakıyor. Ağacın zahirine bakıyor. Tura ise batın ismine bakıyor. Yani ağacın çekirdeği sikke, meyvesindeki çekirdek hatem ki ihlasta kul huvallahu ehad. Burada ehad var. Son ayette de küllehu küfüven ehad. Baştaki ehad ağacın mebdeyi olan çekirdeğe bakıyor e, küllehü küfüven ehad de oradaki ehad meyvedeki çekirdeğe bakıyor bak ne kadar fark var e, mesela dedik ki mühür Zahir ismine Tura ağacın batın ismine bakıyor ağacın böyle bir e, sistemi çalışıyor şimdi bu gibi ee, ve başka bir yöntem de şey yapayım. Külliyatta baktığımız zaman hasreten 11. sözde ve 12. sözde de her şeyin ama her şeyin şöyle bir yöntem orada formül önümüze koyuyor. Her şeyin bir sureti var. Soğan soğan gibi soğanın soğanın kabuğundan içeriye doğru gire, gidelim. Ee, dışsal en kabuktan içeriye doğru gidelim. Her şeyin bir sureti var. Gir içeriye. Kanuniyeti var. Gir içeriye. Hakikati var. Gir içeriye. Mahiyeti vardır. 11. sözde görürsünüz hayatın sureti, hayatın hakikati, hayatın mahiyeti vesaire. Bir de 32. sözde kanuniyetten bahsediyor. Bu yöntem, bu yöntemler İnsan ekber olan kainatta olduğu gibi kainatı sura olan insanda da caridir. Yani dört tane şeyde caridir. Şu anda tırma gelenleri sayayım. Dördü eşittir fakat hakikatları farklıdır. Bir, Kur'an-ı Kebiri kainat. Kainata Kur'an diyor, Büy büyük, Kur'an. Aynı bu kainata insanı ekber diyor. Aynı bu kainat insana baktığı zaman kainatı sura ve aynı kainata, mahkematta İslamiyet İslamiyet diyor. Yani Kur'an, insan, kainat, İslamiyet dördü aynı. Hakikatleri farklı. Nasıl ki su, buhar, katı, gaz, buhar halinde su bulunabildiği gibi bu yöntemler insan ekberde Kainatta olduğu gibi kainat-ı sura olan insanda da caridir. O zaman o yöntem nedir? Her şeyin bir sureti var. Gir içeriye her şeyin kanuniyeti var. Gir içeriye her şeyin hakikati var. Gir içeriye her şeyin mahiyeti var. Farklı olmakla beraber aynı esmaf sıfatların cil ve cemal nakı sanatlarıdırlar. Yani bu her şeyin sureti ne demek? Her şeyin kanuniyeti ne demek? Her şeyin mahiyeti ne demek? Ben bunu birkaç tane misal vereceğim. Ee, mesela burada devam edeyim de. Mesela imanı yapayım. İmanın sureti var. Yani soğan kabuğu gibi unutmayalım soğan gibi. Dışsal kabuktan içeriye doğru. Kabuk kırmızı kabuktan içeriye. Ee, i̇manın sureti eylemdedir. Sîmâhum <laughs> fi vucûhihim min eseri sucûdu. Esinetikum vanikum. Simaları ve sesleri. imandan haber veriyor. Mesela oruç tutması, namaz kılması. Baktığın zaman sima, davranışları, konuşmaları, sesleri bunlar imanın suretidir. Dışsalıdır. Gir içeriye. Bu batının ifadesidir ki şu anlar 76. sayfada suret hakikata istinad eder, medet alır, ruhlanır diyor. Suret Hakikata istinad eder, hayatlanır, ruhlanır. Mesela o lavaboya baktığımız zaman, lavaya baktığımız zaman insanın sureti gözüküyor. Saçı, kaşı, gözü. Ama şu yüz var ya şu yüz, sima. Ruhun aynasıdır. Ya lavabodaki ayna insanın suretine aynayken sima ise ruha yani sirete aynadır. Et ayna olur mu ya? Et ayna olur mu? Et. Yani surat, şu yüzümüz. İşte imanın sureti eylemdedir, davranışsaldır, tanımlanabiliyor, e, enerjidir, güçtür, tahayyül olur, tasavvurda da olur, bilimsel e, tanı koyabiliyorsun. Yani vücutta mesela bir şey düşündüğün zaman hormonlar, kan yapıları değiştiği gibi. Ya düşünce maddeyi değiştirir mi? Değiştirir. Değiştirir tabii. Nasıl düşünüyorsanız öylesiniz. He, hayal etmek mekan, mekan algımızı yapıyor. Tasavvur etmek zaman algımızı ortaya çıkarıyor. Neyse dağıtmayayım. İmanın sureti, imanın sureti bedenseldir. Gir içeriye imanın kanuniyeti içseldir. Dördü bir araya getirir. O, o, da en kesiften en latife gidiyorum. En kesifi dimadır. Akıldaki fikir gir içeriye. Vicdandaki his gir içeriye. Kalpteki duygu gir içeriye. Ruhtaki latife. Bunu bir araya getirir iman. İmanın sureti bedenseldi. İmanın kanuneti içseldir. Bu dört tane yapıyı bütüne getirir. Nedir o? Dima, vicdan, Kalp, ruh böyle. O da tabi sırayladır. iç alemdeki en dış tarafta dimadır. diman daha arkası vicdandır. Daha arkası kalptır. Kalbin daha arkası ise ruhtur. Burada demek ki imanın Sureti bedenseldir, bedendir, cesettir. Kanuniyeti içeride işte bu dört tane sistemi bütüne getirmektir. Hakikati ise esma-i ilahiyelerin bütünselliğidir. Bütün esmaların bütünselliğidir. Hakikat. O da nerede gözükür? Kalpte gözükür. Kalp harita. 18 bin alemin haritası. Bunu 19 veya 17 işaret-i ham bahsinde söyler. Ve ne oldu şimdi? İmanın suretini söyledik. İmanın kanuniyetini söyledik. Gir içeri imanın hakikati de esma-i ilahiyelerdir. Kalptedir. Kalp, Kabe, arş aynıdır. Gir içeri imanın mahiyeti, imanın sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyeti. İmanın mahiyeti de Allah'tadır. Bilmiyoruz. İmanın çünkü 42. sayfa işaret ı iradeyi irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İmanın mahiyeti esma değil, imanın mahiyeti sıfat değil, imanın mahiyeti şunat-ı zat değil. İmanın mahiyeti Allah'ın zatının nurudur. Keyfiyetini bilmiyoruz. Demek ki imanın sureti mahluktur ki işaret edeceğiz 71'de usara, şira, delil, burhan, hüccet gibi sayıyor. İman, imanın sureti bedenseldir, kanuniyeti içseldir, hakikati Kapdaki Esma-i ilahiyelerin cil ve cemal nakış sanat olarak, esmalar cil ve cemal nakış sanat olarak e, tecellisidir. Hakikati de bu. İmanın mahiyeti de, imanın mahiyeti de Allah'tadır. Şu tevafuka bak, ben köydeyim, medresede masamda değilim, e, bunu e, kitaplarım yanımda yok, hisse çalışıyorum. Onun için böyle mağara gibi yani Gılıkuş'tan azad olmak için köye gelmişim, bunu bitireyim diye şu anda güzel bir tevafuk oldu. Ee, nedir o? Her tarafta ezan patladı. Çok çok da güzel bir mana tevafuk. Eşhedenne Muhammeden Resulullah. Ona da gireceğiz. İnşallah. Şimdi demek ki işte bunun gibi yöntemleri kullanarak Risale-i Nur'da enne ile enaniyet ayrı şeyler olduğu aynı değil. Enaniyet ve ene olduğu enenin malum 30. sözde ve mutadit yerlerde sonuç olarak söylüyorum. Ene nedir? Ene enaniyet nedir? Bir kere onu şey yapalım. Şimdi ben dış sağ dışarıdan içeriye doğru gidiyorum. Sahipleniyorum. Benim gömleğim. Gömlek bana ait. Ben gömlek değilim. Gömlek sahip çıkılan, çıkan benim. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Ben diyen hala arkada. Benim vücudum. Geç arkaya. Benim hayatım. Ben hayat değilim. Ben hala arkadayım. hayatımı masada koydum. Benim kitabım. Benim kalemim. Kalemimi ver. Kitabımı da ver. Gözlüğümü de ver. Bardağımı ver. Çayımı ver. Artık bana çayım, benim çayım, benim kalemim, benim kitabım der gibi... Benim hayatım, gir içeriye benim aklım. Ya benim bu aklım bunu kaldırmaz ya. Benim aklım bunu anlayamadı ya. Kim benim aklım? Nasıl ki bu yüze de ben değil. Bunu kullanıyoruz. Sima da bizim değil. Gir içeriye benim kalbim. Benim kalbimi acıttı ya. Benim kalbim. Gir içeriye benim ruhum. Benim ruhuma çok ağır geldi. Ruhuma. Demek ki ben ruh değilim. Ruh da bana ait 27. sayfa sözlerde emanet verilmiş diyor bu latife. Ruh. Ruh emanet verilmiş. Alettir bu da. Akıl gibi bir alet. Kime verilmiş? Sana verilmiş. Kim bu sahip çıkan? Ene. Bunu bağla 258'de mec'uldur. Mahluk denilmez diyor. Nuru Muhammed'in bizdeki temessülüne mec'ul deniliyor. Yani vücudu mehumedir diyor. Elif gibidir diyor. Elif vesaire. Malum şeyler bunlar bilinen şeyler olarak. Ee, sonra benim gömleğim dedik içeriye girdik. Öyle bir hale geldik ki sahiplenecek bir şey kalmadı. Masada her şeyi aldın. Benim gömleğim benim aklım benim ruhum ben denen bir şey yok. Yani sahiplenecek bana ait bir şey olmayınca o sensin. Bu da mevhumdur vücut vermezsin, veremezsin. Eğer vücut verirsen diyor ustad, Adem'e düşersin diyor. Adem'e düşersin. E peki nedir bu? nur Muhammed Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizdeki timsali, misali değil, timsali. Yani nuru e, nur Muhammedi güneş olsa, ayna, ayna ruh olsa bize, güneşten aynaya timsal, aynadaki güneşten başka bir yere yansırsa kas oluyor. Nuru Muhammedi Aleyhisselatü vesselamın bizdeki timsaline en ediyoruz. Barla da buna 258'de meculdur. Yani ruhun kanuniyetinden bahsediyor Diyor ki daha arkasındayız biz kanunu. Bunun bizdeki ruh aynasındaki timsali mahluk değil. Haşa o ene mahluk değil de vacip midir? Haşa değildir. Berzahtır. Tıpkı Kabir dünya mıdır? Hayır. Ahiret midir? Hayır. Nedir? Alemi berzahtır. Sıfır gibi, matematik gibi veya anne kandaki çocuk gibi. gaypta mıdır? Hayır. Şahadettedir çocuk. E kaç yaşında? Kadına soruyoruz. Kaç aylık? Dokuz aylık. Dünya bir getiriyor. Kaç? Ne kadarlık? Bir günlük. Hani daha önce iki gün önce dokuz aylık demiştin. Demek ki berzahtırlar. Ene bu cihetle hakikattır. Enaniyet ise kanuniyettir. Okuyayım. Yani bendeki insan bak bende bir beden var. Biraz da git ceset var. Biraz daha git içeriye cisim var. Biraz da git cennetteki cismaniyet var. Bunlar bende şu anda ceset ve beden Hepsi surettirler bu saydıklarım. Ben, beden, ceset, cisim, cismaniyet surettirler, mahlukturlar. ben bunlar tanımlanır, kontrol edilebilir, bilimseldir, kendilerini içeriden dışarıya ifade ederler. Mesela akıl kendilerini fikir olarak, vicdan kendisini his olarak, kalp kendisini duygu olarak, ruh da kendilerinin duygu olarak dışarıya ifade ederler. Simadaki davranışlar, bak simada, simada ruhun temesulatı dışarıya vurur. O zaman toparlarsak, toparlarsak, toparlıyorum, e, ee, sırrı insani insanın mahiyetidir. Ene insanın hakikatidir. Enaniyet İnsanın kanuniyetidir. Benlik manasındaki mülk tarafı suretidir. Bunu sirri insani, ene, enaniyet, bunu insanda, kainata, şeceri hilkata bunu uygularsam, evvel nuru Muhammediye yani evvel ismi kainatın nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor. Ahir ismi kainatın hakikat Ahmediye aleyhissalatü vesselam'a bakıyor. Zahir ismi kainatın maddi hayat Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a bakıyor. Batın ismi kainatın manevi hayat Muhammediyesine bakıyor. Bu dördünü cem dersek, bu Nuru Muhammedi yani tayin pekmezi birbirine karıştırırsak gibi nur Muhammedi koy tencereye, hakikat Ahmedi koy, koy tencereye, maddi hayat Muhammedi koy tencereye, manevi hayat Muhammedi aleyhissalatü vesselam koy tencereye karıştır. Bunların cemine şahsiyeti Muhammedi aleyhissalatü vesselam deniliyor. Ne yaptım ben burada? Bir insanda uyguladım evel ismini bir de kainata uyguladım. Evel ismi kainatın eveli e, mahiyete bakıyor, ahir ismi hakikate bakıyor, zahir ismi surete bakıyor, batın ismi kanuniyete bakıyor. İnsanda sır insani mahiyet, ene hakikat, enaniyet kanuniyet, benlik manasındaki mülk tarafı eylemsel bedensel hali sureti. Bu insandaydı. Kainatta da böyle Allah var iken hiçbir şey yoktu. Evelu Huvel evvelu vel ahiru ve bi kulli şeyin alim. Evvel ismi Nuru Muhammediye'ye. Ahir ismi Hakikat Ahmediye'ye Ali sallat Zahir ismi maddi hayatı Muhammed Ali sallat Batın ismi manevi hayat Muhammed Ali sallat ve Dördümü cem ederse şahsiyeti Muhammed Ali sallat ve selam'dır. İşte bu ince manaları ustad eylemde gösteriyor. Mesela 19. mektup malumuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizelerini anlatan Risale. Niçin mucizat-ı Muhammediye denmemiş de Ahmediye denmiş? 19. sözü hakeza Risale-i Ahmediye denmiş Muhammediye denmemiş. Çünkü Muhammed Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ee, i̇lk Allah karar verdi. Mevcudat-ı eflakı Mesnevi'de Evelüma halakallahu nurihi e, 121 Mesnevi'de geçiyor. Ye de benim nurumu yarattı. O nurun adı Muhammed'dir. Bu insan değildir. Onun için mihrapta Allah ve Muhammed denmiş. Vahabiler bu sırrı bilmediği için şirk zannediyor. Oysa Allah vacibül vücut tarafı Muhammed bütün yaratılan her şeyin çekirdeği, insan değil daha Sonra kainat yaratılıyor. O nurdan yaratılıyor. meyve itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahmet'tir, peygamberdir, resuldür. Onun için Risaleti Ahmediye, Mucizatı Ahmediye ismini verilmiş. Bu inceliği hep nazara alınmış. Ama bazen Muhammed denmesinin sebebi Ahmet'teki Muhammed eveldir. O batın tarafı Muhammed deyince evel tarafı anlatılır. Ahmet deyince meyve tarafı anlatılır. İşte bu dördünü cem edene şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu e, 30. Lema Hayat Bağsinde 108 sözlerde 109'da çok güzel anlatıyor. Maddi hayatı Muhammediye, manevi hayatı Muhammediye, hakikat Ahmediye vesaire. Yani ben eylemde göstermek istedim. Hem insanda hem kainatta. Enaniyetin bu mevzusu sizin sorduğunuz enaniyet mahluk mudur, değil midir? Bilimsel midir? Bedende tanımlanabilir mi? Kontrol edilir mi? Ölçülebilir mi? Hem evet hem hayır. İşte enaniyetin bu mevzusu Emirdağ 1146'da diyor ki: "Enaniyetin mahiyeti, hakikati melekut tarafı mahluk değildir." Nedir o? Nümenedir, mizandır, takvimdir, ruznamedir, mikyastır, haritadır, filisttir. Buna ustad diyor ki hakikat insani haritası. Bu ne? Enaniyet. Hani başta demiştik ya her fen kendi lisanıyla doğar. Enaniyeti sen nugata bakarsan gurur, kibir, ee, haset, ee, ben merkezliği, ee, inat gibi şeylerin bizdeki görüntüsüne enaniyet diyoruz enaniyet. Oysa buna hiç alakası yok. Ene, enaniyet hiç alakası yok. Bunlar nedir? Hakikati insani haritasıdır. O zaman pergelini, Risale-i Nur'da hakikat görünce pergelini esmalara koyacaksın. Yani hakikat deyince esmaların cil ve cemal nakış sanatı dört tane. Risale-i Nur'da hakikat tabirinde pergelini esma merkezli düşüneceksin. Ee, tezahürü nedir bedende ve kainatta? Cil ve cemal nakış sanattır. Risale-i Nur'da Hakayk sabit i Sabi, 32. sözde söylüyor. Mahiyet tabirini görünce mahiyet, insanın mahiyeti. Mesela şöyle diyorum. E, kainatın hakikati ve insanın mahiyeti. E, çok farklı. İşte mahiyet tabirini görürsek sıfata koyacağız pergelimizi. Sıfat menşeili düşüneceğiz sıfat odaklı düşünme olması lazım. Mesela nasıl ki sikke deyince kökteki çekirdek, hatem deyince meyvenin içindeki çekirdek, mühür deyince ağacın zahirisi, tura deyince ağacın batınısı merkezli düşüneceğiz. Tefekkür. Demek ki risale Nur'da e, kainatta ve insandaki mahiyeti deyince sıfat menşeli kanuniyet görürsek ki 32. sözde ve insan penceresinde bu da pergelini esmaların cil ve cemal nakış sanat olarak insanda beden andaki varoluş yok oluşlar var ya böyle halkın e, cedid iki tane ait var Kur'an'da bir de Risale-i Nur'da 30. sözde zerre var olup yok oluyor haşi, haşide anlatıyor. Böyle e, saniyede nasıl ki ampul 60 defa yanar söner drrrr. ama gözün görme kabiliyetinden daha çabuk olduğu için biz ampulün devamlı yandığını zannederiz. Bu kainat ve insan an ve an var olup yok oluyor yok olup var oluyor. Külüşe'nin halikülillah ve 18. mektubun sonunda ilimden kudrete kudretten ilime ilimden kudrete kudretten ilime geçişteki ihtizazdır harekattır der. Ha, bu nedir? Kanuniyet Kanun, esmaların cil ve cemaat kanuniyet yani beden budur böyle ilimden kudrete kudretten ilme geçerken ki ihtizazdır harekattır bu böyle tecelli ediyor bu kanuniyet az da şey yapmayayım uzatmayayım şimdi surete gelince sureti nedir alemi şahadettir insanda ise bedendir yani bedeni böyle Zahirde var olup yok olandır. Olmakta olandır beden. Ceset nedir? Atom tarafıdır. Cisim nedir? Atom olmayan mahluk ama içsel alemdir. Duygular hislerin bütünlüğüne cisim deniliyor. Cismaniyet nedir? Cennetteki nurani bir bedendir. Bak ne konuştuk? Beden gir içeriye, ceset gir içeriye, cisim gir içeriye, cismaniyet hepsi farklıdır diye söyledim. Sonuç olarak enaniyeti melekut tarafı hakikat insani haritası olduğu için vücudu ilmi olduğunda mahluk değildir. Mahluk olabilmesi için kudret ona taluk etmesi lazım. Kudret taluk edince buna mahluk denilir. Kudret taluk etmediği her şeye vücudu ilmi denilir. Mimarın kafasındaki proje vücudu ilmidir. Bir şey mahluk olabilmesi için ona kudret taluk etmesi lazım. Kudret taluk etmeyince ona vücudu ilmi denilir. İşte her fen kendi lisanı ile doğar tabirini üçüncü kez zikrediyorum. Ee, burada da kullanayım. İlleti tamme lugatta dört külliyatta üç yani... Luzum, lüzum, zarret, vücub, ilim, irade, kudret manalarında eğer bu üçü bir araya gelin, gelirse illeti tammi olmuş olur ki mahluk olur. Yoksa mahluk olmaz vücudu ilmi olur. En aniyetin vücudu ilmidir. Hakikati insaniye haritasıdır. Ama bu Enaniyetin melekut tarafı. Kardeşimiz ene mahluk değildir, vücudu ilmidir demesi melekutiyetin esas almış. Diğer kardeşimiz enaniyet tanımlanır, bilimseldir, bedense tezahürleri vardır. Dediği de bu enaniyetin mülk tarafıdır. İkisi de doğrudur. Birisi mülkte doğrudur, birisi melekutte doğrudur. Çünkü insandaki kin, insandaki nefret, insandaki adavet, ben merkezli hakikat insani gibidir. Bunların vasatları nimettir. İfratları ve tefritleri illettir. Her şeyin, her şeyin ama ifratı bu da külliyattan bir ölçü. Külliyattan benim ömrümü verdiğim ölçülerden çıkan ölçülerden bir tanesi de her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin tefriti nefsemmareden, her şeyin vasatı nimeti ilahiyedir. Misal vereyim, haseti vereyim. Hatırıma geldi. Haset mesela bilimseldir. bedende, o, hormonda ve dimağda ölçülebilir. ve maddede de, kanda da ölçülebilinebilir. Yani bunu cihazla tespit edilebilir. Hasetin insandaki maddedesindeki tezahür. Mesela hasedin ifratı nedir? Karşısındakisini için söylüyor. Onda olmasın da bende de olmasın. Bu hasetin ifratı. Tefriti nedir? Onda olmasın, bende olsun. Vasatı nedir? Onda da olsun, bende de olsun. Mesela enaniyet karşıki tarafı tahrip eder. Saldırgandır. Psikolojide e, mesela bir psikoloji hasta vaka karşıya saldırıyorsa, zarar veriyorsa, karşıya veriyorsa bu psikolojinin o tanımlanan şeyin ismin ifrat modudur. Eğer kabından çıkmıyorsa, intihar düşünüyorsa kendine dönükse o psikolojin tefrit modudur. Vasatı ise içsel alemdeki dağınıklıktır. Yani fikir akılda, his vicdanda, duygu kapta, latife ruhta birbirini ortadan kaldırmak için çatışmadır. Aklı aklına bela olmuş. Aklının şerine aklını kurtarmak. Demek ki her şeyde ifrat tefrit vardır. Ama mesela enaniyet o kadar büyük nimettir ki Ustad enaniyet sahibiydi. Enaniyet dirayet yapar insanı, güçlü yapar böyle. E, vasatı tabi çok büyük nimettir. Enaniyet e, karşıya, ifratı karşıya, tefriti kendisiyle, vasatı ise hakikatla meşgul ettirir. Ve ustadımız o kadar ağır şartlarda ayakta durmasının, durabilmesinin en büyük sebeplen bir tanesi enaniyettir. Enaniyet yani hatta bizim köyde diyor böyle bir enaniyet vardı diyor. Hatta ben caminin şerefisinde şey yapardım diyor. Sonra tanımlayamadım diyor. Külliyat çıkacaktı diyor falan. Çok acayip bir şey. Ee, demek ki her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse mar edendir. Vasatı nimet ilahidir. Yaratılan bütün hasetler, kinler, şeyler vesaire, öfkeler, gadaplar. bunlar hepsi Nimet-i ilahidir, vasıtı tabi. E bu arada son şey yapayım, tekrar. Enaniyet hakikat insanı haritasıdır. Meleküt ile mahluk değildir, vücudu ilmidir. Yedi tane sıfata aittir, nüminedir, mizancı mik mikyastır, haritadır vesaire okuduğum. Ama mutlaka her hakikat batında tezahür etmez ama her e, surette bedende tezahür eden hakikati vardır. E, 76 şu anlarda suret hakikata istinad eder. Enaniyet bedende suret olarak, dışsal olarak tanımlanabilir. E, enaniyet eylemseldir, aynı zamanda duygusaldır, aynı zamanda fikirdir. Demek ki dışarıda böyle davranışlar, bak gör bak davranışlar, gör sureti bu enaniyetin. Enaniyetin dışta konuşmaları, tavır takılmaları vesaire bu suretidir. Gir içeriye enaniyetin içeride fikir, akılda fikir, vicdanda his, kapta duygu, ruhta latifesi vardır. Bu da nedir? Enaniyetin kanuniyetidir. Gir içeriye enaniyetin hakikati ise nümine olması, hulası olması, firist olması, takvim olması, mizan olması bu da Esma-i ilahiyelere aynı darlıktır ki hakikat insaniye diyor. Emir 146'da. Mahiyeti ise Allah'tadır. Hiçbir şey mahiyetini biz bilmiyoruz. Böylelikle 40 dakika oldu. Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'da bir de çok uzadığı için ona da girmedim. Ee, tevhid, vahdet mesela onu vahdet Allah'ın birliği değil. Tevhid de Allah'ın birliği değil. Mesela o da çok karıştırılıyor. Vahdet bu kadar bin bir isim. E, mahlukat ve şeceri hilkat birbirine zıt olmakla beraber farklı isimler tecelli etmekle beraber birbirini ortadan kaldırmaması sistemin birliğine vahdet denilir. Sistem birliği zat değil bu sistemin arkasındaki zatın birliği. Bu da tevhid. Bir de vahdaniyet var, vahidiyet var, ehad var, ehadiyet var. Bunlar da bir formüldür. Rabbime emanet olun. Kusurlarımız mutlaka olmuştur ama Risale-i Nur'un evvel ahir tavsiyem benim. Her fen kendi lisanıyla doğar. Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilmelidir. Bu anlattıklarımı külliyattan 40 senelik ömründeki çalışmalarımdan bir parçadır. Başkası bunu ehli olmayan duysa Risale-i Nur'u izah ediyor diyor ki Kastamon 59'da şey 54. sayfada ustadımız sizin diyor şerh ve izah bu şekilde devam etmelidir diyor. Yok düz okunursa bunlar ortaya çıkmaz. O da bir hakikattır. Düz okumak bilimsel %17 tesir eder e, ee, misalle okumak yüzde 57 tesir ettiği bilim insanlarının ifadeleridir. Bilim ile e, ilim beraber hakikat olur. Rabbime emanet olun. Ve ahirde vahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas